Evet. İskoçyalı bilim adamlarının bile işi gücü bırakıp yayın saatinde izledikleri program, bilime yön veren program Ben Seni Dinledim'e hoş geldiniz sayın seyirciler. Evet, bu akşamki konumuz, masaya yatırılacak olan konu atomlar. Konuyu uzman konuklarımız masaya yatıracaklar. Efendim hemen kendilerini tanıyalım. Fizik profesörü Mesut Kütle. Radyasyon uzmanı Aysel Uranyum. Kazan Dairesi Ana Bilim Dalı Başkanı Doçent Hüseyin Doç. Ve kombi gözlemcisi Fikri Isı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ayrıca programımıza Cenevre'den katılacak olan İsmail Baş ve Hamza Kareköp de yapacakları deneylerle bize bilgilerini aktaracaklar canlı yayınımızda. Efendim onlara da hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz. Evet. Cenevre'ye ses biraz geç gidiyor sanırım. O yüzden stüdyoya dönüyorum. Fikri Bey, sizinle başlamak istiyorum ama Mesut Bey'e soruyorum. Mesut Bey, atom nedir? Efendim, atom maddenin en küçük yapı taşına atom denir. Maddenin en küçük yapı taşı atom olduğu için... Bir dakika, bir dakika, ne? Bir sessizlik, ne dedin? Ne, ne efendim, ne? Atom sendirsin her şey, yapı taşı mıdır atom? Evet, evet. Bir dakika, sen benim sözümü niye kesiyorsun? Ben sizi... Benim sözümü kesme, ben seni dinledim. Efendim, ya sen kimsin? Asıl sen kimsin? Ben seni dinledim, benim sözümü kesme. Önce ben konuşacağım. Ben seni dinledim, iki saattir konuşuyorsun. Yalan mı söylüyorum ben? Ya kardeşim, sen ne yaşıyorsun ya? Ben şimdi ne dedim yani? Ayıp oluyor ama. Ayıp yorganın altında olur. Bir dakika şimdi. Sen şimdi atomun... Ne diyorsun sen? Atom en her şeyin küçük yapı taşı mıdır? Bit tabii efendim. Atom maddenin en küçük yapı taşıdır. Sen daha önce hiç atom gördün mü? Hay efendim. Hadi gördün mü atom? Atom gördün mü daha önce? Efendim? Atom gördün mü, görmedin mi? Sen hiç atom gördün mü? Efendim, atom gör... Ya sen şimdi atom deyip lafı değiştirme. Başka yere götürme. Sen atom gördün mü, görmedin mi? Efendim, atom gözle görülebilen bir şey değildi. Saçmalık işte, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Atom gözle görülebilen bir şeydi. Bakın nezaket hanım, ben bilimsel bir insanı size açıklayayım. Bizim evin altında büfe var. Her gün atom yapıyor bu insanlar. Bildiğim balla, muzla, sü... Hatta yanımda getirdim. Size de ikram edeyim efendim. Ah buyurun. Şöyle buyurun. Bir tane kendime alayım. Buyurun size de. Ah siz de alın için isterseniz. Şimdi Mesut Bey diyor ki ne? Her şey atomdan oluşur diyor yani. Yani bu, biz bundan oluşuyoruz öyle mi? Bizim ham maddemiz bu öyle mi? Bakayım o zaman. Oo halacığım, nasılsın, iyi misin? İçine biraz tuz dökeyim. Oo enişte hoş geldin. Bu nasıl bir mantık ya? Böyle mi? Benim daha bir şey demiyorum. Buyurun Aysel Hanım, siz cevap verin. Saçmalık ya. Şimdi efendim, bizim atomlardan oluştuğumuz konusuna baktığımız yerden aşağılara inersek... ...kimi zaman Kayış Dağı'ndan niye bir metrobüs geçmiyor? Ha Mesut Bey? Hadi buyurun. Hayır, size gayet net bir soru sordum. Pokemon hangi kanalda yayınlanıyor? Hadi buyur. Oho, cevap da vermiyor. Kusura bakmayın ama milkshake buz bu diyen adamla benim işim olmaz. Kusura bakmayın. Helal olsun. Ben bu kadın ne diyorsa arkasındayım canlı yayında sonuna kadar. Hadi buna cevap ver. Hadi cevap ver, buna cevap ver. Ya ben buna cevap veremem çünkü hiçbir şey anlamadım ki. Hayır efendim, cevap veremezsiniz. Çünkü eğer birimiz bir olsaydı hepimiz burada, zaman faktörü çok önemli. Tabii işlevini yitirmemesi gerekiyor. Yoksa o ocağın altı açık kalmış, yemek nereye kadar pişer? Yalan mı Mesut Bey? Helal olsun, bravo. Hadi cevap ver. Hadi cevap ver canlı yayında. Deli bu ya. Allah Allah. Neyine cevap vereyim efendim bunun? Yani öznesi Bağdat'ta, yüklemi T, Bağcılar'da olan cümle kuruyor kadın. Ben bir şey anlamıyorum. Nezaket Hanım, siz... İyi akşamlar Nezaket Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Efendim, tartışma programınıza biz de Cenevre'den Hamza Bey'le birlikte dahil olmaya katılacağız efendim. Bugün televizyonda ilk defa canlı yayında biz atomu parçalarına ayıracağız. Böyle bir deney yapacağız. Bu... Evet. İsmail Bey'in yayını yine kesildi. Alıyoruz İsmail Bey'leri yayından. Siz efendim hazırlanın oralarda. Biz tekrar size bağlanacağız. Peki, Fikri Bey'e söz vermek istiyorum. Mesut Bey.
Acaba Aysel Hanım'ın iddialarına ne diyeceksiniz? Ben genel geçer teorilerden bahsediyorum. Atomlardan yapılıyor ya, olduğumuz... Ya kıvırıyor, vallahi kıvırıyor ya. Kıvırıyor, kendisi kıvırma. Kıvırma, anladı. Benim şeyini çarpatacağını anladı, oradan kıvırıyor. Yoksa Aysel Hanım gayet çok net konuştu. Yanlış mı? Çok net konuştu. Sen kıvırma, bilimi çarpıtma. Ya ne alakası var be adam? Benim söylemek istediğim gayet net. Yani insan atomlardan oluşur. Maddenin en küçük yapı taşı da atomdur. Anladınız mı? E bu da her şey için geçerli diyorsun. Evet öyle. Ya sen bak, ben her zaman belgelerle konuşan bir insanım. Ben belgeyle konuşurum. Aa bakın, gene yanımda belgelerimi getirdim efendim. Evet. Bakınız. Kendi sıfırım. Tarık Mikiç. Şimdi sen diyorsun ki bu ikisinin yapı taşı aynı, he? Bu ikisinin yapı taşı aynı. Ya saçma sapan konuşmayın. Sene 2016, olmuş bir atomun bardağı 10 tela. Bu çocukları sen hangi parayla okutacağız? Evet Mesut Bey, hangi parayla? Ne bileyim ben? Ya zihniyete bak adamdaki, ne bileyim ben hangi parayla? Evet, Fikri Bey'in bu konuda söyleyecekleri vardır mutlaka ama arkadaşlarım beni uyarıyorlar, Cenevre hazırmış. Evet. İsmail Bey, hazır mısınız? Deney başladı mı? Nasıl gidiyor acaba deney? Evet, inşallah ya. Oh. Evet. Evet, evet. Ekranları başındaki izleyicilerimizin de başından sonuna kadar şahit olduğu üzere deneyimiz sonlanmak üzere efendim. Son olarak bu radyoaktif maddeyi de karışımın içerisine ekliyoruz. Yardımcım Hamza Bey'den teşekkür ediyorum. Elindeki tüpü alıyorum ve dolduruyoruz efendim. Çok özür dilerim İsmail Bey. Yardımcım derken ben bu deneyin asıl uzmanı olduğum için onu ben alsam daha iyi olacak. Evet. Saçmalamayın Hamdi Bey, alabilir miyim efendim? Hamdi Bey kim? Kafanız karıştı galiba efendim, İsmail telefonla Bey. Bağlandı şu anda bana geliyorlar. Lütfen İsmail Hamza Bey. Bey lütfen alabilir miyim? Bakın lütfen Hamza efendim Bey... maddenin yapı taşını değiştirmek benim işim, ben değiştireceğim. Verir misin şunu? Ya şu lan, ulan tüpünü sevdiğim, bu tüple mi değiştireceğim maddenin yapı taşını? Bıraksana ya, kardeşim. Tamam bırakır mısın? Bırak, bırak. Bak televizyonu sor. Efendim radyoaktif madde döküldü. Hay Allah. Durun efendim, durun temizleyeyim. Lan! Lan ne yapıyorsun? Üstüme radyoaktif madde döküldü. Fişte suyu mu siliyorsun? Peşinden hareket çağırma mı? Allah! Allah bakın! Yardım! Komşular! Burada ufak bir aksilik var efendim. Bizi yayından alın, alın! Ben ne yaptım? Ne yapacağım ben? Ben ne yapacağım? Bizi yayından alıyorum efendim. Evet. Sırada hiç konuşmayan Fikri Bey var ama... Hüseyin Bey, Mesut Bey atom konusunda çok iddialı. Peki o zaman kendisine bir sorum var. Şimdi kendisi diyor ki her şey atomdan oluşuyor, doğru mu? Evet. Yani insanlar atomdan oluşuyor, doğru mu? Çok doğru. Peki o mantıklı o zaman bu tahta masa da atomdan oluşuyor, doğru mu? Evet. Mesut Bey Türk halkına tahta dedi. Yazın bunu, kayıtlara geçsin. Adam kanalın adresini tweet atıyorum, gelin basın. Ya söylediklerimi çarpıtıyor, ben öyle bir şey söylemedim efendim yani. Ama lütfen yani istirham ediyorum, bu konu çok çarpıtılıyor. Bakın efendim iyi dinleyin. Atmosferde ilerleyen bir uçak, parkta top oynayan bir çocuk, mandalcı da sokaktan geçerken... Bakınız bağımsız sinema çok muazzam bir yerde. Helal olsun be. Hadi cevap ver. Manyak mısınız siz ya? Ya manyaklaştılar iyice. Bu kadın zaten konuşamıyor. Sen manyaksın. Sen de iyice delirdin. Benim size anlatacak hiçbir şeyim yok. Ben gidiyorum abi. Allah Allah. Hiçbir yere gidemezsin. Otur öyle bir hale. Lafı soktum gidiyorum. Öyle bir şey yok. Burada bilim konuşuyoruz. Efendim, yani hepimiz atomlardan oluşuyoruz. Yani bu gerçek iki zıt kutbun birbirini çekmesi kadar net ve doğru. İki zıt kutup birbirini mi çekiyor? Evet. İki zıt kutup birbirini çekiyor. Doğru. Eğer iki zıt kutup birbirini çekiyorsa o zaman Kuzey ile Güney niye anlaşamadı dizide? Niye anlaşamadı? Niye iki kardeş bir araya gelemedi? Hani mantık nerede mantık? Biraz bilimsel olun, artık bilimi çarpmayın. İki zıt kutup, al sana iki zıt kutup. Bunlar zıt değil mi? Zıt mı bunlar, zıt değil mi? Bunlar zıt. Eğer bu iki zıt kutup birbirini çekseydi o zaman niye bunlar... Olur ben, şey olur ben. Niye olur ben kardeşim? Artık bilimi çarpıtmayın ya, yeter artık. Yemin ediyorum sinirleniyorum ya. Aynen, ben çok katılıyorum. Aslına bakarsan geçmişten gelen bu olaylarda tek bir noktada güzel olmadı. Sağlıklı bir birey. Sen o şekil düşünürsün. Ama ortak paydalarda gelmiş geçmiş neye yarar? O yüzden herkes şapkasını alsın. Maymun bu kutudan çıkmaz. Hadi bunu açıkla. Helal olsun. Hadi cevapları açıkla. Delilik. Ben hiçbir şey anlatamıyorum herhalde size.
Ben biraz önce de söylediğim gibi size anlatacak bir şeyim yok. Ben gidiyorum. Hayır efendim, olmaz. Otur. Öyle gidiyor. Hayır, lafı soktum gidiyorum. Lorlar olmaz o iş. Burada bilimsel bir şey tartışıyoruz canlı yayında, stüdyoda. Peki, mantıklı. Sen diyorsun ki her şey atom. Sen de atomsun. Hani insan. Hani öyle bir şey yok da. Senin mantıklığına göre diyorum ben. Öyle bir şey yok. Al diyorum. Peki, tamam, ben atomum. Ha öyle, evet, doğru. Atom. Ha, bu ne? Ya çekirdek. Kimin çekirdeği? Senin. Tabii ki benim çekirdeğim. Ben kendi öz paramla aldım. Kuru yemişinden gerekir. Peki, tamam. Dikkatli izleyin. Şimdi mantık yani, o zaman ben canlı yayında atomun çekirdeğini parçaladım. Doğru mu? Bir şey oldu mu? Bir şey olmadı. He? Aa, böyle de kalırsın işte canlı yayında. Böyle kalırsın bilimin karşısında. Bakın efendim, ben maddeden, atomdan bahsediyorum. Halleri olan maddeden, katı, sıvı, gaz halleri olan maddeden bahsediyorum. Katı, sıvı, gaz sadece büyük abdestte olur. Yanlış biliyorsun. Hal dediğim başka bir şey. Kadınların hali olur, o başka bir başlık. Orada da ayda bir olur, yanlarına yaklaşamazsın mağazalı. O başka bir konu. Evet, Fikri Bey söz istiyor. Ama Cenevre bu konuda ne diyecek acaba? Bakalım Cenevre bu konuda bize neler söyleyecek? İsmail Bey, evet, neler oluyor? Ters taraftan açıyorsunuz yayını. Ay, efendim Hamza Bey dönüştü, dönüştü ve beni yiyor. Aha da yiyor, bakın. İsmail Bey, neler oluyor orada? Oradaki acayip şey ne, tuhaflık ne öyle o? Efendim, maddenin yapısını değiştirelim derken Hamza'yı değiştirdik. Hamza bu deneyden bayağı bir kıllandı. Yeme Hamza, yeme. Son olarak efendim, lütfen tanımadığınız atomu değiştirmeye kalkmayın. Evet. İsmail Bey yayından düştü. O zaman ben stüdyoya geri dönüyorum hemen. Mesut Bey. Evet. Sizce her atom parçalanmamalı mıdır? Tabii ki efendim. Özellikle de su molekülünün atomları. Çünkü maddenin üç haline en uygun şey sudur. Nasıl yani? Efendim, yani buz, su ve buhar. Yani suyun üç hali. Suyun üç hali, su. Bu ne müzik grubu gibi, buhar, suat, buz, kan. Öyle şey mi olur ya? Ne saçma oluyor? O zaman sen dergi ver, bu mantıkla. Sen bir lokantaya gittiğinde, kola söylediğinde, içine buz atıldığında sen diyorsun ki aslında o adam içine su karıştırdı. Sen bu millete dolandırıcı mı diyorsun? Ya ne alakası var efendim? Ben burada suyun dönüşüm özelliğinden bahsediyorum. Misal, 0 santigrat derecede su buz haline dönüşür. Su sadece 0 santigrat derecede buz haline dönüşür? Evet. Buzluktan nasıl donuyor o zaman? Bilimi çarpıtma artık, yeter, yeter. Katılıyorum. Ayrıca sen bugün kalkarsın ama yarın hava soğuk. Diyelim ki kar yağdı, evde un yok, yumurtaların da içi geçmiş. O zaman göreceğiz bakalım kim attı bu olay, nereye varacak. Ayrıca sen sıfatı bulsan tümleç kim ya? Tümleç kim? Kimsesizler. Allah cezanızı versin ya. Anladınız mı? Ya Rabbim, benim günahım neymiş? Ama bu kadın ayrı bir deli. Bununla yeni tartışmaya başladım, ayrı bir deliliği var. Yetim hakkı yersen böyle olur işte. Hiçbir alakası yok. Benim size anlatacak bir şeyim yok. Yani Nezaket Hanım, kusura bakmayın, ben gidiyorum. Ha, gidersen git. Ha, böyle kalırsa canlı yayında. Bilim senin gibi cahil insanların karşısında böyle dikeliyor, böyle güçlü duruyor. Nezaket Hanım, artık benim söyleyecek bir şeyim yok. Benim gibi bir bilim adamını biliyorsunuz. Ben artık söyleyeceğim, söyledim. Lafı Fikri Bey'e bırakıyorum. Evet Fikri Bey, sizi dinliyoruz. Efendim, evet, buyurun, söz hakkı sizde Fikri Bey. Buyurun, sizi dinliyoruz. Hep beraber sizi dinliyoruz. Evet sayın seyirciler, gördüğünüz üzere Fikri Bey programımıza bayıldı. Bir dahaki Ben Seni Dinledim'e kadar hoşça kalın efendim.